Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir bubble tea yapacağız arkadaşlar. Bugün bubble tea yapacağız. Bubble tea de denenebiliyor. Ve bunu sadece bir kere denedim ve dedim ki tamam bunu yapmam gerek. Çünkü çok güzel. Yapması bence bayağı basit. Yani bayağı basit diye gösteriliyor. İlk defa yapacağım ben de. O zaman şimdi bunu yapmaya geçelim. Şimdi bunun çok fazla yani çeşidi var. Yani çilekli yapabilirsiniz. Meyveli, yani aslında meyveli yapabilirsiniz. Sonra klasik çayla yapabilirsiniz. Soğuk çayla yapabilirsiniz. Yani çok fazla çeşit var. Kahveli yapabilirsiniz. Ben de tabii ki arkadaşlar klasik olan sütlü çayla. O zaman şimdiden yapmaya geçelim. İlk başta bence en zor kısmı bunu yapmanın tamamen topları hazırlamak. Çünkü en çok zaman alan şey o. Onun haricinde meyve olsun, süt olsun onlar çok basit kısımlar. Şimdi bundan da yapmaya geçiyoruz. Malzemelerimiz de bunun kendine özel bir nişastası gibi bir şey var aslında. Bunun adı Chopiyaco. Chopiyaco. Öyle bir şey işte. Neyse buraya yazarım. Öyle bir özel bir nişastası var ve onu aldım. Eğer bu nişastası sanırım Türkiye'de yok ama siz mısır nişastası yapabilirsiniz ve bence de aynı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta ona benzer bir kıvam var yani. Ama o lazım, su lazım. İlk başta bir sosunu hazırlayacağız. Evet, o zaman yavaştan geçelim çünkü acayip heyecanlıyım. Bu arada tüm harika olmamış mı? Çok tam bir yemek yapma saçı. Neyse. Şimdi tapioca bu. Böyle bir şey. Şimdi videosunu falan koyarım buraya hangi videodan bakıp öğrendim falan diye sorarsanız. Bu çocuk iki tane yapıyor. Bir tanesi işte maçalı, bir tanesi de normal olur. Ben normalini yapacağım. Tamam, şimdi yapmaya geçelim. In a small sauce pot, add a third cup or 78 milliliters of water. A third cup or 65 grams of packed brown sugar. I highly recommend. Şimdi arkadaşlar, ilk başta 78 mililitre diye okudum ben. Evet, şimdi 78 mililitre yani çok az bir su, şu kadar. Bunu böyle bir derin bir kasenin içine falan döküyorsunuz. Sonra kahverengi şekerinizi alacaksınız ve bundan daha 65 gram da kahverengi şekerimiz var. Bunu biraz açacağız ve bunu kasemizin içine dökeceğiz. Şu an böyle gözüküyor. Hemen bu kahverengi şekeri bunun içine döküyorum. Ve bunu karıştıracağız. Şimdi o biraz kaynarken, şimdi biz bunu ölçelim. Tapioca'yı. Şimdi bundan da 60 gram kullanmamız gerekiyor. Yani ilk başta aslında 120 gram. İlk yarısını biraz sonra bunun içine koyacağım. Diğer yarısını da biraz sonra koyacağım. Tamam. Şimdi bunu bir açalım ve yapalım. Baştan böyle gözükmeye başladı ama bunun kaynaması gerekiyor. O yüzden biraz daha bekleyeceğim ve ondan sonra da bunun içine tapioca'yı koyacağım. Yavaştan kaynamaya başladı görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu kaynamaya başladı, kaynadı ve şimdi biraz bunu kısık ateşe aldım. Oy. Arkadaşlar şimdi şekerimiz ve suyumuz kaymaya başladı. Bunu biraz şimdi hemen kısık ateşe aldım ve bu tapioca'yı atacağız şimdi. Ve çok hızlı bir şekilde çırpmanız gerekiyormuş. Şimdi atıyorum. Hemen biraz karıştırdım ve bu şekle geldi. Şimdi bir 60 gram daha şimdi tapioca'dan ekleyeceğim. Siz de mısır nişastası ekleyebilirsiniz. Bu halden yoğuracağız. Çok kötü gözüküyor farkındayım ama güzel olacak. Şimdi bunu yoğurmamız gerekiyor. Biraz bekleyeceğim çünkü çok sıcak. Böyle bir şey. Eldiven falan var mı? Evet. Şimdi biz bayağı yaptık. O gördüğünüz kötü şeyden bu hale geldi. Yani şöyle yuvarlak toplar yaptık. Şöyle. Testleri biraz sonra gösterelim. Daha yapmaya devam ediyoruz. Biraz zormuş. Ben de yapamadım biraz. Ama yapıyorum biraz. Fena değil yani. Önemli olan tadı. Neyse. Görünüşü boş verin. Şu haldeler yavaş yavaş topları yapıyorum. Bakalım nasıl olacaklar. Arkadaşlar hepsini tek tek yuvarlak haline getirdim. Bu bayağı zordu ve çok zaman aldı. Ama böyle. Ama hepsini getirdim. Şimdi bunları pişireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi topları falan hazırladım. Şimdi bunları kaynatacağım. Ama şimdi şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Eğer bugün bunu içmek istemiyorsanız veya çok fazla yaptıysanız buzda da atabilirsiniz. Yani bu tam üstlerini tozladıktan sonra bunları buzda da atabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Çünkü tadını merak ediyorum. İçmek istiyorum. O yüzden hepsini kullanacağım. Ama eğer dediğim gibi biraz daha az kullanmak istiyorsanız yine buzluğa koyabilirsiniz. Şimdi başka bir kaba su doldurdum. Onun kaynamasını bekleyeceğim ve kaynamaya başladığı dakikadan itibaren bunları atacağız. Şimdi ise arkadaşlar kaynamaya başladı ve hemen kaynamaz attım hepsini.
Çekemiyorum çünkü çok fazla buhar geliyor kameraya, onu söylemek isterim. Şimdi biraz bir 30 dakika veya bir 20-30 dakika falan kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağız ve jacuzzi biraz dinlenmesi gerekiyormuş. Yani içeriye hazırlayacağız. Bunların yuvarlakların biraz dinlenmesi gerekiyor. Toplarımızın. Şimdi de arkadaşlar sütlü çay yapacağız. İlk başta suyu kaynatacak. Suyu kaynatmamız gerekiyor ve sonra çaydanlığınızın içine az çok fazla eklemeniz gerekiyor. Çünkü buzda süt olacağı için daha yoğun olacak. Daha güzel olacak. O yüzden az biraz çay ekleyeceğiz. Ve ben tercihken güllü çay olması için istiyorum. Ama siz isterseniz normal çay yapabilirsiniz. Biraz çay ekleyeceğiz ve sonra hazır olacak. Yapalım. Şimdi ilk başta biraz su döküyorum. 1 hour later. 3 hours later. 5 hours later. Approximately 10 hours later. The next day. 3 days later. 1 week later. Many months later. 2000 years later. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız olarak toplar bekliyor. Çünkü şeffaf olması gerekiyor şu an. Şimdi de içini yapalım. Yani şimdi de çayı hazırlayalım. Yani siz gibi siyah çay hazırlayabilirsiniz. Ben güllü çay yapmak istiyorum. Çünkü okuduğuma göre güllü çay da daha güzel oluyormuş. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Onu yapacağım şimdi. Şimdi dostlar başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz şekilde yapabilirsiniz aslında. Sosu bazıları sadece bal döküyor, bazıları pekmezle bir sos hazırlıyor. Ben size bugün bu maple şurupla şu molasses karıştıracağım. Bu da pekmez bir şey. Turra şey yapıyordu. Bu rengi şeker ve bunu karıştırıyordu. Ve bu daha yumuşak, daha yapışkan bir hale geliyor. O yüzden öyle yapacağım. Ama biz isterseniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bazıları sadece bal döküyor. O yüzden böyle yapacağım. Artık hazır. Yani böyle oldu ve çok güzel oldu. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bardağımızda bunu yapacağız. İlk olarak birazcık babadan alacaksınız. Tamamen zevkinize göre. İsterseniz fazla dökebilirsiniz. Benim için fark etmiyor. Biraz sosunu almak istiyorum. Şu anlık şöyle gözüküyor. Bayağı buz koyuyorsunuz arkadaşlar. Olayı bu. Şu bayağı bakar mısınız? Tabii ki de. Ben çok buzu sevmiyorum. Bir dakika, şimdi ilk başta çay mı geliyor, süt mü geliyor, ona bakacağım. Bu aslında sütü ısıtıp sütlü çay yapıyordu ama biz öyle yapmak, uğraşmak istemiyorum şu an. Gerçekten çok uzun zamandır çekti bu. Şimdi çay burada hazır. Şöyle birazcık çay koydum. Şimdi de süt koyacağız. Bu kısmı görmeniz gerekiyor. Çok güzel gözüküyor çünkü. Her zaman çok güzel gözüküyor. Hazır. Çok mutluyum. Bayağı uğraştım yapmak için. Ve çok güzel gözüküyor. Bakalım şimdi tadı nasıl. İlk başta bunu bir karıştıracağız. Şöyle. Bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Bunu kesinlikle deniz gerekiyor. Biraz zaman alıyor ama çok güzel. Bir de bubble'lara bakalım. Bubble'lara bakalım. Bence böyle dışarıda aldığınız gibi gerçekten böyle yapışkan ve çok güzel. Bunu deneyin. Çok zor biraz yapması. Özellikle tek yuvarlak yapmak ama bunu deneyin. Bunu satmak için deneyin. Deneyin. Görüşürüz.